Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'liler sık sık Batı'nın, özellikle de Almanya'nın Türkiye'yi ve Türk ekonomisini kıskandığını dile getiriyor. Ekonomik krizin etkisiyle Türk lirasının dolar ve euro karşısında adeta pula döndüğü şu günlerde gözler iki ülke arasındaki alım gücü farkına çevrildi. Biz de fiyatları araştırdık ve rakamları karşılaştırdık. Almanya'nın dünyada refah seviyesi en yüksek ülkelerden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Almanya'da asgari ücret şu anda 1557 euro. Türkiye'de ise net olarak 2324 lira. İki ülke arasındaki yaşam kalitesi farkı komedi programlarına bile malzeme oluyor. Ben mesela ben Almanya'da yaşıyorum. Çok güzel evim var, çok güzel işim var. Almanya çok çok güzel. Ama özellikle AKP'yi destekleyen bazı gurbetçilere göre Alman ekonomisi bitik ve Türkiye'de yaşamak çok daha kolay. Hesabı euro üzerinden yapıp neredeyse 9'la çarptıkları için kafa karışıklığı yaşıyor olabilirler. Ben Avrupa'dan geldim. Avrupa çöktü, Türkiye ilerliyor. Almanya'nın ekonomisi yok zaten. Nasıl? Ne, hiçbir şey yok. Bazıları ise Türkiye'deki ekonomik durumdan memnun değil. Bence bizim ekonomimiz o kadar iyi değil. Sokak röportajları ya da sübjektif değerlendirmeleri bir kenara bırakıp bir Alman ve bir Türk bir aylık asgari ücretle ne alabilir, gelin yakından bakalım. Sizin için 11 güncel madde belirledik. Listeye birçok insanın rüyalarını süsleyen iki arabayla başlayalım. Birincisi Mercedes'in yeni çıkardığı E200 modeli. Türkiye'de bu otomobilin en ucuz fiyatı 754.500 lira. Peki Türkiye'de asgari ücret alan birisi maaşlarına hiç dokunmadan biriktirse E200 Mercedes'i almak için kaç ay çalışmalı? Bir ömür yetmez ki, bir ömür yetmez ki. Müslüm Baba'nın dediği gibi, Türkiye'de buna ömür yetmez. E200 Mercedes bir Türk vatandaşının 325 aylık asgari ücretine denk. Yani bir asgari ücretli bu arabayı almak isterse 27 yıl çalışması ve 5 kuruşuna dahi dokunmaması gerekiyor. Çeyrek asır boyunca ne yer ne içer onu konuşmuyoruz bile. Gelelim Alman'a. Almanya'da aynı otomobil yaklaşık 48 bin euro. Bu da sadece 30 asgari ücrete denk geliyor. İki ülke arasında 11 kat fark var. BMW kimin? Kimin? Türk'ün. Mercedes? Türk'ün eline geçti hepsi. Şimdi de düşük segmentteki araçlardan biri olan Volkswagen Polo'ya bakalım. Comfortline modelinin sıfırı Türkiye'de 160 bin lira. 70 aylık asgari ücrete denk. Bir Alman'ın ise Polo sahibi olabilmek için yaklaşık 16 bin euro ödemesi gerekiyor. Yani Almanya'da asgari maaşlı biri 10 aylık geliriyle bu arabayı satın alabiliyor. Şikayet edenlere bakıyorsunuz. Niye Mercedes BMW pahalandı? Mercedes'e BMW'ye biniyorum. Yurt dışına gidiyordum, eskiden çok ucuza seyahatler yapıyordum, pahalandı. Vatandaşın böyle bir derdi yok. Senin böyle bir derdin var. Farz edelim ki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak haklı ve dövizin yükselmesi sadece maaşını dolarla alan zenginlerin sorunu. Peki ya bir evin temel ihtiyaçları olan market alışverişi? Sağlıklı bir karşılaştırma olsun diye iki ülkedeki ucuz market zincirlerinin fiyatlarına baktık. Önce temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını karşılaştıralım. Türkiye'de marketin kendi markası olan 1 litre sütün fiyatı 3.75 lira. Bir aylık asgari ücretle bu ucuz sütten 620 litre alınabilir. Almanya'da ise bir asgari ücretli maaşıyla 1770 litre süt alabilir. Türkiye'de 1 litre ayçiçek yağının fiyatı 9.75 lirayken Almanya'da 86 sent. Türkiye'de bir aylık maaşla 238 adet sıvı yağ alabilirsiniz. Almanya'da 1810 tane. Arada neredeyse 8 kat fark var. Recep Tayyip Erdoğan'dan başka hepsi haram. Nasıl haram? Bilin. Türklerin milli içeceği sayılabilecek çayı da unutmadık. 500 gramlık bu çay Türkiye'de 21 lirayken Almanya'da 4 euro. Asgari ücretli bu çaydan Türkiye'de 109 paket alabilirken Almanya'da 389 paket alabiliyor. Yani çay üreticisi Türkiye'de 1 kilogram çay asgari ücretli için bir yaprak dahi çay yetişmeyen Almanya'dan 4 kat daha pahalıya geliyor. Size çay getirdim. Çayları da şöyle yetiştirebildiğim kadar hanım kardeşlerime buradan atacağım. Konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. İşte millet!
İşte Yusuf Ali, işte yürüyün de millet sevdası. Ardında siz aziz milletimizin hayır duası olan lider, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Gelelim her evin ihtiyacı tuvalet kağıdına. Türkiye'de 8'li rulo 19.95 lira, Almanya'da 10'lu rulo 2.95 euro. Türkiye'de bir maaşla 118 adet tuvalet kağıdı alınırken Almanya'da 528 adet tuvalet kağıdı alınabilir. Fark 4,5 kat. Peki ya Türkiye'de asgari ücretlinin evine çok nadir giren kırmızı et fiyatları? Türkiye'de kırmızı et ortalama 60 lirayken Almanya'da helal kesim etin kilosu 8 ila 9 euro arasında. Türkiye'de asgari ücretli maaşıyla 39 kilo kuşbaşı alabilirken Almanya'da 195 kilogram alabiliyor. Fiyatları aslında Türkiye'de şu anda yüksek değil. Neden yüksek değil? Avrupalı Tarım Bakanı et fiyatlarının çok ucuz olduğunu söylemiş. Anlaşılan Türkiye'de Tarım Bakanlığı yapmıyor bu arkadaş. Bebeği olanların önemli miktarda bütçe ayırması gereken bebek bezindeki duruma da bakalım. Aynı markanın ürünü Türkiye'de yaklaşık 75 lirayken Almanya'da 18 euro. Türkiye'de bir maaşla bu bebek bezinden 31 adet alınabilirken Almanya'da 86 adet alınabiliyor. Avrupa'da yaşamak ister miydin? Vallahi hiç gitmediğim için nereden bileyim yaşayıp yaşamayacağımı? Hiç gitmedim ki. Market alışverişinden sonra şimdi de sırada elektronik eşyalar var. Gençlerin gözdesi PlayStation 4'ün Türkiye fiyatı 3699 lirayken Almanya fiyatı 243 euro. Türkiye'de asgari ücretli PlayStation 4 alabilmek için 1,5 aydan fazla çalışmak zorunda. Almanya'da ise sadece 5 gün çalışması yeterli. Aradaki fark 8 kattan daha fazla. Akıllı telefon piyasasının gözdelerinden iPhone 11'e gelince, iki ülkede de mağazaları olan bir firmada yapalım karşılaştırmayı. Türkiye'de yaklaşık 8 bin lira, Almanya'da ise 740 euro. Bu telefonu alabilmek için Türkiye'de yaklaşık 3,5 ay çalışmak zorundasınız. Almanya'da ise 15 gün. Aynı oranlar Samsung'un yeni gözdesi Galaxy S20 için de yaklaşık olarak geçerli. Son olarak da her eve lazım olan çamaşır makinesi fiyatlarını karşılaştıralım. Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk? Çamaşır makinesi bulabiliyor muyduk? Aynı mağaza zincirinde satılan aynı marka bir ürün seçiyoruz. İkisi de 7 kilogram yıkama kapasiteli, devir sayısı aynı ve enerji tasarrufu en yüksek modeller. Türkiye'de yaklaşık 3200 lirayken Almanya'daki fiyatsa 388 euro. Asgari ücretli biri Türkiye'de bu makineyi alabilmek için 41 gün çalışmak zorundayken Almanya'da 7 günde sahip olabilirsiniz. Çamaşır makinesi satışlarına bakıyoruz. 824 bin adet 2002'de. 2019'da ise bu rakam 2 milyon 20 bin adet. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani Türkiye bir tırmanışta. Dahası Almanya'da bir asgari ücretle evlenmek istediğinde bir maaşıyla evinin bütün beyaz eşyasını alabilirken Türkiye'deki asgari ücretli yaklaşık 7 ay çalışmak zorunda. Niye bizi Batı'nın yöneticileri kıskanıyor? İşte bundan kıskanıyor. Peki alım güçleri kat ve kat yüksek olan Almanlar Türkiye'yi gerçekten kıskanıyor mu? Hem de çatlıyorlar vallahi, çatlıyorlar. Avrupa niye kıskansın ki? Biz Avrupa'yı kıskanıyoruz. Kıskanıyor tabii. Neyimizi kıskanıyor peki abi? Yerlerimiz, ekonomimiz kıskanıyor, her şeyimiz kıskanıyor. Kıskanmıyor, niye kıskansın? Görüşleriniz bizim için önemli. Sizce hangi ülkede yaşamak daha kolay? Ne düşündüğünüzü videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.